Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri Güzel Yurt'tan 4 okulla işbirliği yaparak Kalkanlı'daki yaşam evini ziyaret etti. Etkinlikte yaşlılarımızın yaptığı ürünler sergilenecek ve 4 okulumuzun öğrencisi fidan dikimi yapacak. Pınar Tarı ben. Sanat danışmanlığı yapıyorum İçilurt Özel Eğitim Merkezi'nde. Aynı zamanda burada da Vakıflar İdaresi'nin İyilik Gönüllüleri olarak kıymetlilerimizle ahşap boyama çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda yine Güzel Yurt İyilik Evi'nde seramik derslerimiz var. Anne, baba, çocuk ve daha birçok etkinliğimiz devam ediyor. İyilik gönüllüsü olarak geldik. Burada yaşlılarımızla, kıymetlilerimizle güzel etkinlikler gerçekleştirdik. 70'e yakın kıymetlimiz var burada. Hepsinde ben hemen hemen sanatsal anlamda dokundum ve çok güzel dönüşümler aldım. Geliri tümüyle Kalkanlı Yaşam Evi'ne bağışlanmak üzere ürettik bütün eserlerimizi. Satışlarımız da iyi giderse inşallah, katkı verenler olursa bütün bağış burada kalacak. Bizim amacımız burada vakıf İyilik gönüllüler olarak Kalkanlı Yaşam Evi'ni yeşillendirmek, daha güzel bir hale getirmek. Bir de buradaki yaşlıları gelen öğrencilerle iç içe koyabilmek. Çünkü buradaki yaşlılar diyor ki bize hiçbir kimse gelip ziyaret etmiyor yani. Ondan dolayı herkes daha çok buraya gelip ziyaret etsinler diye bu güzel fidan etkinliği yaptık. Tabii ki fidan etkinliğimiz devam edecek. Başka yerlere de ekeceğiz önümüzdeki günlerde. Orman Dairesi Müdürümüz, Güzel Yurt Orman Dairesi Müdürümüz Cem Bey'le iç içe işbirliği yapıyoruz. Onun katkılarıyla daha çok Kıbrıs'ımızı yeşillendirmeye çalışacağız KKTC Güzel Yurt bölgesinin. Öncelikle insanların yanında olmak, onlara destek vermek beni gerçekten mutlu etti. Onlarla sohbet etmek, dertleşmek, vakit geçirmek hem onların hem bizim ihtiyacı olan bir şey. O yüzden mutluyum. İyi ki de geldim. Duygulanırım yani. Sonuçta biz de yaşlanacağız. Peki burada olmak nasıl hissettirdi sana? Fedakar. İyi hissettirdi. Yani duygulandım buraya gelince. Elimde olsa daha çok görmek isterdim. Yaşlıları ziyaret etmek, onların yani duygularını paylaşmaları çok güzel. Buradan arkadaşlarına ne tavsiye edersin? Yani ne zaman zamanlar olursa buraya gelmelerini tavsiye ederim. Yani çok iyi teyzeler, amcalar, tavsiye ederim yani. Hiçbir şey için çocuklar üzülmeyin ama muhakkak okulunuzu sonuna kadar okuyun, bitirin. O arada da arkadaşlarınıza dostluklar kurun. Nasıl şimdi burada yapıyorlar ya dostluklar kurun. Onlarla yeter size de artar bile. Kalkanlı Yaşam Evi'nde yaklaşık 70 tane yaşlı var. Biz yaklaşık herhalde bir 6 aydan fazla oldu, bir yılı buluyor herhalde. Düzenli aralıklarla buraya geliyoruz. Bayramlarda geliyoruz, anneler gününde, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı. Bu insanlarla bir bağ kurduk. Bu bağı hep geliştirme niyetindeyiz. Bugün okul organizasyonunda ekledik fidan ekimi şeklinde. 4 okulda organize edildi bu şekilde. Tabii amaç orada sadece çocukları buraya getirip fidan ektirmek değil, buradaki yaşlılarla da bir bağ kurup onları da buralara koyabilmek, yerleştirebilmek inşallah sürekli. Öğretmenlerimiz de çok olumlu baktı buna. Sürekli olarak bu yaşlıların ziyareti önemli. Orta Doğu Teknik Üniversitesi de destek verdi bu konuda. Yaptığımız bu aslında. Hayata bağlanmak, hep birlikte bağlanmak, birlikte mücadele etmek ve birlikte üretmek, mutlu olmak için. Önemli olan yaşları bir gün değil her gün hatırlamaktır. Onlar bizim geçmişimiz, geleceğimiz ve bizi biz yapan kimseler. Haber Kıbrıs'ı takip etmeye devam edin.